Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin çarşısına hoş geldiniz. Bir gece yayınında daha sizlerle beraberiz. Şu anda gece yarısını geçtik. E, saatimiz 1'e geçti. Türkiye saatle 2 civarında 2'yi geçiyor şu anda. Piyasanın geneline bir bakalım arkadaşlar. Bitcoin ne yapıyor? Dominans nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi dominans aslında 42-41. Yükseliyor diyemeyiz şunu. Dominans düştü arkadaşlar. Yani Dominans bayağı düşüyor gördüğünüz gibi. Şu düşüşe bakınız. Peki dominans düşerken Bitcoin neden düşüyor? Bakınız Bitcoin'e. Bitcoin'de de düşüş var. Burada bir anormallik yok mu arkadaşlar? Var. Çünkü biri düşerse birinin çıkması gerekir. Veya altcoin'lerin çıkması gerekirdi. Ama hepsi birden çakılıyor. Peki bunların sebepleri neler? Şöyle bir piyasaya göz gezdirelim arkadaşlar. Piyasada neler var neler yok. Arkadaşlar piyasada e, haberler dönüyor. Yani haberler dönüyor. Gördüğünüz gibi mesela yazılım şirketi Palantir Bitcoin'i bilançosuna eklemeyi düşündüklerini açıklamış. E, bu güzel haber. Böyle bir güzel haber varken peki Bitcoin neden düşsün? Ama kötü haberler de var tabi. E, Sekten Bitcoin konusunda bir uyarı geldi. Daha sonra da ABD enflasyon rakamları 4 nokta %4.2 arttı ama peki bu artış normalde Bitcoin'i yükseltmesi lazım. Ancak Bitcoin yine de düştü arkadaşlar. Düşüşe devam ediyor gördüğünüz gibi. Pozisyonlar böyle. Yani şurada bir haber daha vardı. Bakınız. ABD enflasyonu az önce söylediğim gibi %4.2 oranında arttı. Ancak Bitcoin düşüşte. Vitalik Buterin arkadaşlar elindeki Shiba'ya ve e, Akita tokenlerini satıyor. Peki Amanda Atari tokeni Atri aldığını açıklamış. E, bu bizim Shiba'nın düşüşü biraz satışın olduğunu zaten grafikte de göstermişti bize satış olduğunu. Onun da satışı var şu anda. Dolayısıyla Bitcoin düşerken onlar da düşüyor. Düşerken de satış yedi. Arkadaşlar piyasada genelde bir e, olumsuz hava var gibi duruyor. Peki bu durumda bizim grafiklerimiz ne yapıyor arkadaşlar bize? Şöyle bir bakalım. Bitcoin'in saatlik grafiğinden bakalım arkadaşlar durumuna. Gerçi durumuna bakacak pozisyonda kalmamış dediğimiz seviyeleri o 3 aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Bakınız. Gördüğünüz gibi burada yine ters bir durum var gibi görüyorum. 2 saatliğine açacağım ben bunu. Evet arkadaşlar 2 saatliğinde yine yine buradaki pozisyon var arkadaşlar. Bakınız şuradan şuradan şöyle yapalım. Tekrar. Mesela bu başka bir grafikte çizeyim arkadaşlar ben bunu. Şöyle. Şuradan alalım bakalım. Evet, buraya aldık. Burayı çizdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl olsa görünüyor. Daha fazla kalınlaştırmaya gerek yok. Şurada da neyimiz var arkadaşlar? Bakınız şurayı kesmiş şöyle. Gördüğünüz gibi bu kesişten tekrar aşağıya doğru devam etmiş. Bu ne anlama geliyordu? Bir üçgen daha bu güce. Buyurun. Bugünkü yaptığı hareketin aynısı. E, bu obu formasyonu arkadaşlar. Topu değil. Bu, bu bir obu formasyonu. Gördüğünüz gibi bizim nereye kadar götürebilir? Aşağı yukarı 51 bin lira kadar götürebilir bu düşüş. Yani 51 bin dolarlara ilk etapta çekebilir. Dahası olur mu? Dahası şu anda erken biraz ama biliyorsunuz şurada bir 40 dakika sonra yeni fiyatlara geçilecek. Yani fiyat değişimine geçilecek. Yeni açılışlar olacak. O zaman da fiyatın ne olacağını bakacağız arkadaşlar. Tekrar yukarı yönlü hareket başlayıp başlamayacağını o zaman da görmüş olacağız. Peki bunda grafiğimize de baksak da bize düşüş olduğunu göstereceğini adım gibi eminim. Açalım bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı mavi kese, kese aşağıya doğru devam ediyor. Yön aşağıda. Yani, e, düşüş trendi devam ediyor. Az önceki haberlerde de söylediğimiz gibi. Gördünüz. Şurada, şurada kırmızı satış çizgisi arkadaş Bunlar satış. Burası alış, burası satış. Biraz 51-52 liraya gelmiş herhalde bugün. Eee 2 saattir bakmıyorum ben de. Tekrar 51 lira doğru yönü aşağıya yönlü devam ediyor Bitcoin'in. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine bakacak olursak aynı pozisyon hala devam ediyor. Şu derinliği aşağıya doğru atabilir gördüğünüz gibi Bitcoin. Şurayı sileyim arkadaşlar. Şu derinlik dediğim gibi buradaki derinliğe bakalım. Tekrar çizgimizi yamuk çizmişiz az önce. Şöyle dimdik gelelim. Şurası arkadaşlar. Şu şunun desteği. Evet alalım. Şu kırılama koyalım. Evet arkadaşlar. 51 bin, 51 bin 400'ler, 51 bin binler yol var. Yola devam edecek aşağıya doğru gibi görünüyor şu anda. Yeni açılıştaki fiyatını henüz bilmiyoruz. Evet maalesef Bitcoin böyle arkadaşlar şu andaki pozisyonda Bitcoin'deki durumlar gördüğünüz gibi aşağı doğru dizmiş kırmızı mumları. Yön aşağıda. Yani yukarılı çıkacak bir pozisyon yok gibi şu anda duruyor arkadaşlar. Yani burada buradaki pozisyonumuz henüz henüz güzel bir şekil almamış gibi. Yani şura neydi arkadaşlar? Şurası omuzdu. Şurası baştı. Şurası omuzdu. Evet. Gördüğünüz gibi burası böyleydi bu derinlik kadar aşağıya geldi. Evet. Şurası topu formasyonu vardı. Bakınız. Omuz, baş, omuz. Yani ABC formasyonu aynı zamanda. Şu derinlik kadar kendini yukarı atması lazımdı. O da olmadı. Çünkü bir anormallik var ya arkadaşlar. Yani ne grafikler düzgün çalışıyor ne de gördüğünüz gibi piyasa düz düzgün. Ama düzgün giden bir şeyler var. Ne var arkadaşlar? Şimdilik Ethereum var. Ethereum gayet yükseliş trendinde. Her ne kadar eksi 2 gibi görse de bu yani uzun orta ve uzun vadede yükselişi görünüyor Ethereum'un. Ben bir saatlere bakmak istiyorum Ethereum'un. Bir saatlerinde bir saatlerinde düşüş. Yani düşüş trendinde fakat şu ben bulutlu bulut indikatörümü bir kaldırıyorum. Arkadaşlar bunda da öyle. Yani Ethereum şu anda bir tane topu formasyonu yapıyor ama yön aşağıda. Bakınız çekiyor aşağıya. 4.84 ee, 4084 dolaylarında fiyatlaması var. Ama gördüğünüz gibi şurayı yapmış arkadaşlar. Dün dün burayı yaptı. Şuralardan da bugün yaptı ama Gene de diğerlerine nazaran büyük bir düşüş ethereum'da yok arkadaşlar yüzde 2'lik bir kayıp var ethereum'da diğerlerinde ise bitcoin'de bile yüzde 8'lik bir kayıp var 10'luk 8'lik bir kayıp var şu anda evet bitcoin'in yüzde 10 kaybettiği yerde doge yüzde 8 kaydetmiş arkadaşlar dogecoin güçlü duruyor aslında kaybına göre yani şu piyasaya göre dogecoin bence kafa tutuyor arkadaşlar Evet, yani diğerlerine nazaran Dogecoin'de gördüğünüz gibi yüzde sekizlik bir düşüş var. SHIB'de yani onda yüzde yirmi beşlik bir düşüş var arkadaşlar. Bakınız hala az önce haberlerde okuduğum satış var demesi şurası işte arkadaşlar. Yani satış var. Şu anda rastgele bir coin'e yani bir coin incelemiyorum arkadaşlar. Piyasanın geneline bakıyoruz. Onun için hep beraber bakıyoruz yani birlikte bakıyoruz. Yani Ethereum'dan gördüğünüz gibi pozisyon Ethereum için güzel. Yani Ethereum'daki düşüş şu anda %2'lik bir düşüş. Diğerlerine göre yüzde yani onluk gibi bir düşüş yok Ethereum'da arkadaşlar. Şu andaki destek burası. Daha geri çekilmesi durumunda en fazla geleceği yer 3960'lardır. Ben 4000'in altını de zannetmiyorum ama burasıdır. Her an yukarı Ethereum dönebilir. En büyük direnç burada. 4237 dolar. Orayı kırdığı zaman geleceğe son direncimiz 4370 dolar. Onun üzeri 5000 dolar zaten. Evet. Onun üzerine aşarsa Ethereum 5000 dolara doğru gider. Ki Ethereum'da da yüksel, yükseliş olabilir. Dedim mi? bu Bulut indikatörümüzün 2 saatliğinde Ethereum'u yükselişte gösteriyordu. Bu ürün Ethereum yine 4100'e devam ediyor yukarı doğru. Ama Bitcoin şu anda %8'lik bir düşüşü var Bitcoin'in. Bitcoin için henüz bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Evet Bitcoin'de maalesef üzücü pozisyon bu bugününü yaşadık. Bugün de güzel bir düşüş oldu Bitcoin'de. Bitcoin'in %10 düşmesi arkadaşlar normal altcoin'lerde 2 katı, 3 katı, 5 katına kadar düşüş olabilir. Yani o riziko var arkadaşlar. Var. Ship. Ship'te de düşüş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce söylemiştim zaten. Gayet bir şey çizmeye bile gerek yok arkadaşlar. Trend falan da gerek yok. Zaten ee, düşüş kendini gösteriyor. Nereye kadar düşer? Ama şu yükselişini daha geri almadı arkadaşlar. Şu yükselişi daha 2-3 mumunu geri aldı. Bir mumu bıraktı bak. Orayı da kendine gördüğünüz gibi akşamdan beri direnç yapıyor. Şey destek yapıyor arkadaşlar. Yani şuranın direnci buranın desteği akşamdan beri. Her ne kadar buraya yaklaşsa da hep geri çıktı. Bakınız yaklaştı çıktı, yaklaştı çıktı, yaklaşıyor artık. Değmek üzere. Buraya değdikten sonra bence... Eğer yönler yukarı dönecekse bunun yukarıda buradan sonra şu rally gibi bir rally başlatabilir. Satış bitince zaten satış ne yapılır arkadaşlar? Kar, şu karı realize yapıyorlar. Peşinden dipten tekrar alış başlayınca bir daha tavan tavan gidebilir diye düşünüyorum. Ben nacizane görüşüm yatırım tavsiyesi değil. Doge. Toga. Doge'de, Doge'de bugün ee, bakalım şöyle. Doge'nin pozisyonu. Dedim ya Doge, Doge şu anda 8.50. Aynen Bitcoin gibi. Bitcoin de 8.50. İyi direniyor arkadaşlar. Yani normal Bitcoin'in 8 düştüğü yerde Doge'nin 30 düşmesi lazımdı. Hadi diyeceksiniz arkadaşlar. Doge zaten düşmüştü. Hayır arkadaşlar. Doge 2 hafta önce 0.27 dolarlardaydı. Bir hedef dedik 0.41 dolar. Geldi 45 dolara vurdu. O hedefine tekrar geri çekildi. Buradan zaten yükseldi tekrar seviyor 35'lerden 0.75 lira doğru attı kendine Doge. Doge'deki bu hareket belki tekrarlayacak bu buradaki burayı tekrar kendine destek alıp şu fiyatı yukarı doğru kendine atabilir Doge. Yani inanın şu pozisyonda e, destek direnç çizmek için bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Yani her ne kadar çizsek de e, geneline baktığımız zaman grafiğin düşüşteyiz. Ha, düşüş nereye kadar gelebilir? Onu çizebiliriz. Nerede destek bulabilir? Şurayı da aşağı kırdığı an şu anki desteği o. Şurası 0.42 arkadaşlar. 0.45'lerin altında 0.42. Şurası var arkadaşlar. Şuranın bitimi var. Oranın bitiminden sonra da daha aşağısı yok. Daha aşağısı olursa zaten yok en büyük destek orası o desteği zannetmiyorum kırabileceğini kıramaz arkadaşlar 42-43 desteğini kıramaz çünkü o desteğe çok zor geldi orada sağlamlaştı yani 42'den yukarı kendini atabilir doge peki biz düşerken bunlar niye çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde onluk bir yükselişi var bu neymiş zek sek çıkıyor bakınız arkadaşlar Şuradan çıkış tekrar düşmüş. Tekrar şurayı şu çıkışı ne zaman yapmış? Bugün. Bakın arkadaşlar. Şuradaki nereden başlamış 12 Mayıs? Şuradan. Evet. Şurası bugünkü çıkışı. Yan çıkış, yan çıkış. Evet. Gördüğünüz gibi zeki olanlar bakabilir. Elinde zeki bulunduranlar. Şu anda 330 dolarlarda seyrediyor arkadaşlar. Peki bulut indikatörümüzden biz bakalım buna. Evet indikatörümüz zekin yükselişte olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Kırmızı yukarıda, mavi aşağıda, 26 var gerisindeki yukarıda, 26 var ilerisindeki de gördüğünüz gibi mavi, şey yeşil. Alış aşağıda, alış da var. Gördüğünüz satış, az bir satış olmuş önceden. Alışa geçmiş. Alışa geçince burada yükselişe geçiyor gördüğünüz gibi. Sekte durum gayet güzel. Saatlik grafiğinde. Yükselişte. 2 saatlik grafiğinde yine yükselişte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bulut indikatörümüze göre sek yükselişte. Vaves'e bakalım arkadaşlar. Waves'te onu diyemeyiz şu anda. Vaves bulutun içine almış. Bunları 2 saatliğinde Waves'te düşüşte ya da çıkışta diyemiyoruz. Şu pozisyonlarda. Ama yön belirliyor yukarıda olabilir tekrar geri aşağı dönebilir Çünkü bu ara bir satış yemiş şurada tam çıkışı yakalamış bakınız arkadaşlar kırmızı maviden ayrılmış fakat şurada satış yemiş altta bakın kırmızı var şurada kırmızı aşağı doğru mavi kesmiş bu satışı yemiş ha, çıkar mı pozisyon bilir arkadaşlar Bitcoin daha yukarı doğru atmaya çalışırsa kendine bunlar peşinden gidebilir Evet bu durumlar neler? Kafa alt koyunlarımızda ne var? Bakınız arkadaşlar XRP %13 kaybetmiş bugün. XRP %13. Ada Ada %6 kaybetmiş. Ada da güzel direnmiş. Evet. Hatta şu an 1650. Ada da güzel direnmiş. BitTorrent de iyi direniyor arkadaşlar. Yani her ne kadar %10 kaybı olsa da 60 direncin aşağı inmemeye çalışıyor. Yani 0.60-61 de güçlü direnci var. BitTorrent'te bile hala satış var bakınız. BitTorrent satış yemiş. Hala yiyor. Ama kalite altcoin'ler direnmeye devam ediyor. Doge de bunlardan biri arkadaşlar. Az önce değil mi? %8 gibi direniyor. Çünkü market cap'te 4. sırada olan bir alt altcoin. Bunlardan falan iyi. Market cap sıralamasına göre. Doge'nin durumu bunlardan iyi. Acim de bunlardan iyi. Sıralamada da dördüncü. Evet. Gayet de güzel. Ama bakınız çiriz. Çirizde bugün yüzde %8'lik kayıp var. Zaten grafikte de demiştim dün mü öbür gün yani bulutun içerisinde olduğu sürece yükseliş beklemiyoruz demişti. Ve doğruluyor grafik bizi. Holocane. Holocane'de de durum aynı. Gördüğünüz gibi %11'lik bir kayıp var Holocane'de. Ve hala devam ediyor düşüş trendi. Altta satış var arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in geri çekildiğini gördü yatırımcılar ellerindekilerini çıkartmaya çalışıyorlar. Ha, yani zararkar artık onların kendi bileceği şey. Evet. Engine coin. Arkadaşlar o da %8 gibi düşüşte. O da düşüşte. Yani kısacası e, alt altcoin'leri neden incelemiyorum? Hocam niye grafik çizmiyorsunuz falan derseniz bizim için burası önemli arkadaşlar. Yani Bitcoin önemli. Önemli. Gördüğünüz gibi Bitcoin düşüşte ise altcoin'ların geneli düşüştedir arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'de yönün yukarı yönü bulmamız lazım ki bakınız hala gidiyor. Yani e, saatlik grafiğinde şu anda 51 bin lira. Az önce dediğimiz hedefe geliyor arkadaşlar. Yani az önceki dediğimiz hedefe geliyor. Başka bir formasyon çıktı şimdi ortaya. Başka bir formasyon çıktı. Nasıl bir formasyon çıktı? Bakınız arkadaşlar şurası pardon şu omuz falan silelim bunu bu değil. Şuradan çizelim arkadaşlar. Pardon bu da değil. Yani şuradan çizeceğiz. Ne var burada? Bakınız Bitcoin'de. Tekrar başa döndüm. Bakın şöyle yavaş yavaş göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yani yükselen trend yapıyor Bitcoin. Aşağı düşüyor. Yükselen trend yapıyor. Aç takoz bunlar. Yani bir nevi yükseliş yükselen bayrak formasyonun düşen bayrak formasyonu. Öyle düşünün direk uzunluğu kadar aşağıya geliyor. Şu direk uzunluğu kadar aşağıya geliyor. Bu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Yani şuradaki tekrar filama yapıyor bayrak. Şu uzunluğu kadar kendini aşağıya çekiyor gördüğünüz gibi. Yani şuradaki pozisyon aşağı geldiğinde şu ölçü alıp tak buraya koyduğunuz zaman bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Aynı pozisyon. Yani Bitcoin'in düşüşü şu an belki Böyle giderse ellerin altına da inebilir arkadaşlar. Bakayım nerede bir şey en son desteğimiz. Şuradan iki saatini açacağım. Evet arkadaşlar. Şu andaki desteğimiz Bitcoin'de şurası. Hemen çiziyorum. Şuradayız. 51300. Buraya çekilirse. İğne atmış zaten. Şu an 51900. Eğer burayı da aşağı kırarsa o zamanki bakınız şunun desteği olan şurasıdır arkadaşlar. 48 bin lira hatta ha ve hatta 47 bin en büyük desteği olan 47 bin lira çekilebilir. Yani şurası 47 bin desteği arkadaşlar. Ki böyle aşağı yönde devam ederse hareketi. Ama yok açılıştan sonra yukarı toplayacaksa yine 54-55 bin lira doğru hareket başlayabilir. Yani şuraları. Şuralara doğru hareket başlayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kripto coin çarşısı olarak size anlık haberleri, anlık pozisyonları göstermek için böyle acil videolar çekiyoruz. bakınız durumları kendiniz değerlendiriniz. Ama bir orta ve uzun vade yatırımcıysanız bunlar hiç umurunuzda olmaz. Sadece seyredersiniz. Yani Film seyrediyormuşsunuz gibi gelir size. Nasıl olsa bir gün çıkacaktır bunlar. Her gün böyle düşmez. Yani hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmez, çıkmaz da. Yani bunu çoğunuz yaşamıştır. Eğer ben orta ve uzun vadede yatırımcıysam bu kısal dalgalanmalar beni etkilemez arkadaşlar. Bunu derim, bunu söylerim. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle eşinize, dostunuzla, gruplarınızla paylaşırsanız çoğu kitleye ulaşmış oluruz. Herkesin haberdar olmasını sağlamış oluruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yarınki videomda görüşmek üzere. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. İyi bayramlar diliyorum. Nice bayramlara diliyorum. Hoşçakalın diyorum.